Sakarya'nın tek tarih yapısı Justinianus Köprüsü'nün yanındayız. Öncelikle bu bölge 5 köprü olarak geçiyor. Sebebi de bu köprü 5 kemerli olarak gözüküyor şu an ama aslında yapıldığında 12 kemerliymiş. Bunun yapımı da 1500 yıl öncesine dayanıyor. Ayasofya ile yaşıt bu yapı, onu da söyleyeyim. 2. Theodosius zamanında yapılan Ayasofya yıkılıyor biliyorsunuz yangınlarla filan. Ve Justinianus zamanında 5 yılda restorasyon görerek yapılıyor. Justinianus, aynı Justinianus bu köprüyü de yaptırmış. O zamanın en önemli yapıtlarından biri, hala gördüğünüz gibi safa sağlam ayakta, ufak tefek, yani çok büyük çaplı olmasa restorasyonlar görmüş tabii ki. Şimdi şunu söyleyeyim, Justinianus köprüsünün en bilinen hikayesi, Sakaryalılar olarak en bilinen hikayesi şu. Gördüğünüz gibi şu an buralarda, şu tarafı çeker misin? Tamam, yeterli, bana dönebilirsin. Buralarda su yok ama çok büyük bir köprü var. Şu an gözüken kısmı 3'te 1'lik kısmı belki. Arka tarafı da var. Daha uzun. 650 metre civarında yanlış hatırlamıyorsam. Burada su yok. Bilinen hikayesi şu. Eskiden buradan bir nehir akıyormuş. Sakarya Nehri olduğunu söylüyorlar. Ona da değineceğim. Bir nehir akıyormuş. Ve üstünde haraç kesen birileri varmış. Bir derviş buraya gelmiş. Demiş ki ben buradan geçmek istiyorum. Hayır, geçemezsin. Çünkü işte para vermen gerekiyor filan. Derviş de bu işe kızmış. Sakarya demiş, takıl peşime diye Sakarya'nın rotasını değiştirmiş. Ve şu an bulunduğu yerde olduğu söyleniyor. Ama bu hikaye de kesinlikle gerçek değil. Şimdi çok ilginç bir şey var. Asıl oraya geliyoruz. Şöyle söyleyeyim. Şu istikamet, köprünün bu istikameti kuzey. Bu istikamet güney. Şimdi Sakarya Nehri'ni düşünelim. Sakarya Nehri bundan, buradan 4 kilometre daha ileride şu an. Yani acaba Sakarya Nehri'nin yolu değişmiş olabilir mi 1500 yıl içerisinde diye düşünülüyor. Ama Sakarya Nehri'nin yönünü düşünürsek Eskişehir'den kuzeye doğru akıyor. Yani güneyden kuzeye doğru akıyor. Akması gereken rota yani bu istikametten bu istikamete doğru olması lazım. Ama köprünün, şimdi bu taraftan gösteremiyorum ama resimlerini birazdan koyacağım. Köprünün dalga kıranları, yani tam şu kemerlerin uçlarında sivri dalga kıranlar olur gemi gibi, gemilerin ucundaki gibi. Bu dalga kıranları öteki tarafında. Yani eğer burada bir su varsa bu taraftan, yani kuzeyden güneye doğru akan bir nehir olması lazım ve böyle bir nehir yok, böyle bir nehir kalıntısı da yok. O yüzden böyle bir gizemi var buranın. Bu gizemin çözülebilmesi için de burada bir çalışma, arkeolojik bir çalışma yapılması gerektiği söyleniyor. Yani tamamen sırlarla dolu bu köprü.